acıyı, yarayı anlatan halin bile bir şifası var aslında. Tabii öyle yani, eğlenceli bir şeyi izlerken, dinlerken nasıl kendimizi gülerek ifade ediyorsak, evet, yani kötü ya da yaşadığımız, o anki yaşadığımız kötü bir şeyi işte birazcık hüzünlü bir şekilde, yani aslında o da bir tedavi yöntemi. Ben her, evet, zaman söylüyorum yani gülmek kadar ağlamak da. Acını da sarıyorsun. Aynen, ya. Aynen, yani ağlamak da bir boşaltım sistemi olduğu için o, yani bence ağlayabilen ya da şarkılarımla ağlayabilen insanları beni mutlu ediyor açıkçası. Yani bu böyle biraz psikopatça geliyor kulağa ama. Yo, insanlar acılarından ağlıyor. Dolayısıyla yani, sen aynen, de eşlikçi oluyorsan bu, tabii, hem sanatçı olarak seni iyi hissettirir. Demek ki doğru hissettiriyorum, aynen, doğru hisler veriyorum, işte kalbine dokunabiliyorum, duygusunu yaşatabiliyorum gibi gibi. Ama böyle gülümseyen bir sesin var ya, o da şey yapıyor beni, şöyle bir duygusu oluyor senin acıyı anlattığın yer melodilerinde, sen söylediğinde. Evet, acıyor ama geçecek gibi, hani gülümseyebilirsin sonrasında, evet bunu yaşa. Ama bu geçecek ve bu şarkı bile seni bir gün gülümsetecek acıların üzerinden dedirten bir sesin var senin benim için. Olabilir belki, yani ben şarkı söylerken çok gerçek oluyor içim, dışım, evet, her yerim, yani gözüm, kaşım. Evet. Yani bir role, bir şekle, şemale açıkçası girmiyorum ve bunu da, evet, sevmiyorum. Herhangi bir şarkıyı ya da sevdiğim bir şarkıyı söylediğim zaman o başka bir pozisyonda, başka bir ritimde, başka bir duyguda olduğumu düşünüyorum. Belki ondan dolayı öyle olabilir. Yani ümit veriyor olması da güzel. Yani güzel. Çünkü bir de sen özel hayatında çok istikrarlı mutlusun. Bu benim için çok önemli bir cümle. İstikrarlı mutlu. Yani evet, bu kadar hani acı çekerek şarkı söyleyip mutlu, evet, oluyorsa demek ki geçiyordur diye düşünüyor olabilir, evet, insanlar. Evet, yani istikrarlı mutlu halinden bunları söylüyor olmak bir şükür ve daim olsun. Tabii ki hep dualarım o yönde. Eyvallah. Seni düşündüğümde. Belki de o da hüznü biraz daha bulutları dağıtan bir hüzün. Evet, hakkını ver bu hüznün ama... Yani ben mutsuz olmayı seven bir adam değilim, evet, aslında. Yapalım, ama benim çok mutsuz gözüktüğüm zamanlar vardır. Çok soğuk, işte çok böyle mesafeli gün gözüküyorsun. Evet, mesafeliyimdir zaten. Mutsuz değil ama mesafeli, evet, bir adam. Kızım da bana der, baba bazen hiç gülmüyorsun. Ya niye güleyim diyorum, hani şu an güldürdüğün zaman gülüyorum. Yani asıl gerçek gülme, zaten gerçek gözükmesi o. Yani ben güldüğüm zaman insanların hoşuna gitmesi sebebi de bu. Evet. Sürekli gülüyor olsam bir anlamı yok. Ya da sürekli bir şey yapıyor olmanın anlamı yok. Yani... Yani tabii ki sürekli içten gülen insanlar tabii ki etrafa mutluluk saçıyorlar, evet, ama çok kolay bir şey değil o zaten. Evet. Yani çok, doğru, şükür ben öyle bir kadınla evliyim bu arada. Evet, söylemiştim. Yani ben birazcık düz olduğu zaman olan her şeyi, ne nasıl yaşıyorsam, yani ne anda ne yaşanıyorsa onu adapte olabilen ve gerçek olmasını isteyen bir adam olduğum için, hı-hı, evet, çok gülen bir adam değilim. İşte çok mesafeli gözüküyorum, soğuk gözüküyorum ama sevdiğim insanla bir arada bir saatin sonunda ya da belli bir saatin sonunda, belki de 10 dakikanın sonunda çok acayip bambaşka bir insan olabiliyorum onun karşısında. Aslında mesleğin gereği de biraz buna, bu mesafeye ihtiyaç var. Ben de artık biraz öyle bakıyorum. Mesleğimden dolayı da değil. Ben hep çocukluğumdan beri öyle bir çocuk. Ha, öyle miydin? Tabii tabii, hep öyleydim yani. Yani. Başak Burcu olarak tabii ki yani. Evet, o da olabilir. Burcu'nun etkisi de olabilir. De Başak. Benim de yükselenim Başak. Aynen. O yüzden bende zamanla oturdu. Bu mesleğimden sonra oturdu aslında bakarsan. Ben meslekten sonra daha da şey oldum, sıcak. Ha, tabii tam canım, tersi ben daha oldu. Kötüydüm yani. Ben çok sıcaktım. Mesleğimden sonra baktım ki sınır çizemiyoruz birbirimize, tanımadığım insanların. Haklı olabilirler tabii ki, sevdikleri için hemen atılmak ve bir şeyleri o kısacık anda, beni gördükleri o kısacık anda yaşamak istiyordurlar mutlak. Ama o kadar ihlal oldu ki ard arda, ha dedim, ben mutsuz olduğum günler mutlu taklidi yapmaktan vazgeçiyorum. Çünkü bir sürede öyle oluyorsun. Hep gülümsemek gerekli zorundasın yok, gibi. Evet ya. Yani ben onu da sevmiyorum işte mesela. Evet. Yani bir yerde bir şeyi yaşıyorsam yaşıyorumdur ya. Bu insanız yani. Sıkılıyorsam sıkılıyorumdur, mutsuzsam mutsuzumdur, hayır, mutluysam mutluyumdur. Hayır, bir de biz sanatçıyız, hepsini en yüksek çok sık yaşıyoruz, evet, yani bunu. Yani bir de hani onu, bir de anlamsız bir yükseklik, o an hissetmediğim bir şeyi, evet, anlamsız olması gerektiği için yüksek yaşadığın zaman çok belli olan bir durum bu. Evet. Ve bu beni çok böyle bozuyor yani. Kendimi de öyle görmek istemem, başkasını da öyle görmek istemem. Evet. Utanırım da bu arada, bakamam suratına falan, öyle hallerim var yani.
O yüzden de bir şey yaşanıyorsa yaşanıyor. O an mutluysam mutlu oluyorum. Yani şu an mesela sohbet etmekten mutluysam eminim bu yansıyordur. Kesinlikle. Sıkılıyorsam da sıkılmam da yansısın yani. Evet. Ne yapayım yani? Ben yapacak bir şeyim yok artık bu saatten sonra. Her duyguyu bir de biz gerçekten çok dip yaşayan canlılarız, evet, mesleğimizden aynen ötürü. Tabii. Bizi de böyle sevmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Beni müzik açtı yani. Hani ben müzik hani 13-14 yaşında başladım, evet, gitar çalıp şarkı söylemeye. Ben onun sayesinde insanlarla böyle daha sıcak, daha iletişim kurmaya başlayan bir tip oldum. Düşün 13 sene ben böyle duran bir adamım yani.